Evet, merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi paletli tuğla yüklenmesi başlayacak. Arkadaşımız gördüğün gibi kapakları açtı, babaları söküyor. Bizim şöyle tentele araçta işte bu sıkıntımız oluyor, zorluğumuz oluyor. Yani bu babaları bizim gayar ama komple açmamız, ilaveleri indirmemiz, brandaları açmamız gerekiyor. Şöyle ben diğer taraftan göstereyim arkadaş yaparken işlemi. Bu esnada bunu da görmüş olun. Kapaklar açılıyor görüldüğü gibi arkadaşlar, sağlı sollu. Tenteli araçta da aynı bu şekilde bunu yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden de ben paletli tuğla yüklemeyi istemiyorum yani. Kardeşimi gördün. Kardeşim işlemi yapıyor. Birazdan da yüklemeye başlayacak. Tabii önce yanına kolaylık olsun. Kapakları açıp babaları söküyor yerinden. Şöyle. Bizim babalar bu şekilde sökülmediği için, gayar olduğu için paletli tuğlanın sıkıntısı bu arkadaşlar. Gittiğimiz yerde boşaltırken bundan daha çok sıkıntı çekiyoruz. Ama tabii açık tırlarda bu sıkıntı yok. Açık tırlara paletli tuğla yüklemesi rahat oluyor. Bunu da göstermiş olalım. Birazdan paletleri yüklerken de sağlı sollu onu da çekeceğim ben size arkadaşlar. Arkadaşımız şimdi yükleme işlemine başlayacak. Onu da göstermiş bulunalım. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar dorse dümdüz oldu. Kapaklar sağlı sollu her taraf açıldı. Babalar açıldı. Yani şimdi arkadaşımız paletleri alıp yükleme işlemine devam edecek. En baştan şöyle herhalde alıp gelecek mi? Arka taraftaki paletleri alıyor. Şu anda yüklemeye başlamadı da. Yüklerken de ben size göstereceğim arkadaşlar. Palet tuğlanın yükleme şeklini. Normal palete aldı geliyor. Bağlama esnasında göstermiştik az önce bağlama esnasında zaten. Arkadaşım niye başlayacak herhalde? Şöyle çekeyim ben bunları. Bitti mi? Evet arkadaşlar gördünüz. Şöyle paleti koyarken ben size onu da çekmiş olayım. Peki ben arabayı çalıştırmam gerekiyor ama. Ben aracımı çalıştırayım arkadaşlar. Aracı yerinden çıkarttıktan sonra göstereceğim size bunu ben. Şöyle videomu şimdi durdurayım. Aracımı çalıştırayım. Şeyden banttan çıkarayım, ondan sonra palet çekimini göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi palet yüklemesine devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok bu araçlarda görüldüğü gibi. Sağdan soldan babaları yani düz zemin üstüne koyar gibi koyuyor arkadaşımız. Ama bizim tırlarda böyle değil. Bayağı bir uğraşıyor arkadaş. Böyle ben hiç çiğnemeden. Paletli tuğla yüklemesi böyle arkadaşlar. Bu şekilde yükleniyor. O yüzden de tenteli araçlarda da sıkıntı. Bu koyduklarının üstüne bir kat daha palet koyacak arkadaşımız. Bizim tentelerde koyamıyoruz çatıdan dolayı. Boyu tuğla boyunu 9'lu yapmak zorunda kalıyoruz. Bunlar 7'li. Üstüne bir tur daha atacağı için. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor yani buranın paletli yüklemesi yok mu diye. Paletli yükleme bu işte arkadaşlar. Şunu da göstermiş bulunalım. Şöyle karşı taraftan da çekeceğim ben bunu şimdi. Boydan 26 palet falan alıyor herhalde kardeşimin arabası. Üstüne de atacak 40 palet falan atıyormuş. Şöyle şuradan da gösterelim paletin nasıl koyulduğunu.
Önce tek sırayı diziyor arkadaşlar. Zemine. Şu şekilde. Portif diyorum ben de. Forklift de ismi ben portif diyorum arkadaşlar. Kolay. Yani Türkçemiz bizim çok iyi olduğu için. Böyle. Düzgün bir şekilde arkadaşımız yığıyor onu. Bunu da göstermiş olduk. Paletleme devam ediyor. Yükleme devam ediyor. Biz de kağıdımızı, mağdımızı aldık. Yükleme, yükümüzü boşaltacağımız yer Dilovası organize sanayiymiş herhalde. Yüklemeye devam arkadaşlar. Yani açık tırlara basit oluyor arkadaşlar. Açık tırlara basit oluyor. Bize zorluk oluyor. Yani temterli kapalı tırlarda bu. Boşaltırken de gittiğimiz yerlerde böyle forkliftle değil de vinç ile boşaltmaya kalıyor. Bak üstü de açmamız gerekiyor. İşte kaldırırken çatıyı yanları vurup kırmaya kırıyor adam. Yani görmediği için yanları falan açıyoruz ama tabii oradan takacağım ne diyeceğim bilmem ne yapacağım. Şöyle Musa kardeşimi de görmüş olun. Paletli yüklememize devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşımız paleti almaya gitti şu anda. Oradaki paletlenen malzemeyi alıp bu tarafa getiriyor ki streçlensin, bağlansın, hazırlansın. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben. Baştan sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir seriye 13 palet alacak büyük bir ihtimal. Çift taraflı 26 palet oluyor. Üstüne de 14 palet vuracak galiba arkadaşımız. Bunun üstüne bir sıra daha vuracak yani. İşte bizim araçlarda üstüne vurması olmuyor. Kardeşim de forkliftle son hız devam ediyor. Ben burada videomu çekiyorum arkadaşlar. Bir yandan da Tuncay kardeşimi bekliyorum. O da daha yüklemesi bitti bitmedi bilmiyorum. Hem bunu göstermiş olduk. Bir önceki videomuzu çekmiş olduk. Hazır gelmişken burada baktım paletli yükleme var. Bunu da çekeyim arkadaşlarımız görsün dedim. Ama gideceğimiz yer bilmiyorum. İnşallah sıkıntılı değildir. Sanayinin olduğu yerler büyük bir ihtimal. Geçen bir boya yükledim bir yerden ben. Yeni yapılaşma var oralarda. Herhalde oraya okarı. Bir yere boşalacak. Onu da halletmiş olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Yarın Allah büyük. Cenab-ı Allah'ımız bize yardım eder. Sıkıntı dert etmeden, kendi kendimize sıkıntımız olmadan inşallah şeyimizi, tuğlamızı boşaltacağız inşallah. Kardeşim şöyle devam ediyor. Evet arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi bu taraf daha boş. Paletleme sistemi son hız devam ediyor. Yani. Kaç palet atacaksın Musa buna? 36. 17 tane, 8,5, 19 tane öyle. Kardeşimden bilgiyi de almış olduk. 36 paletmiş. Demin portifçi kardeşim benim 40 palet dediydi ama 13,5 olduğu için 36'ya düşürmüşler yani. Şöyle geliyor kardeşim bu tarafa da koymaya başlayacak paletlerini. Aracı tamamlayacak herhalde böyle. Hızlan çalışıyor arkadaşım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi forkliftle paletli tuğla yüklemek budur. Tabi açık tırlar için çok iyi. Ama bizim aracımıza paletli tuğla yüklemesi bizim için tekrar tekrar söylüyorum yani bir ölüm gibi oluyor.
Hani yüklerken gene bir nevi burada iyi. Tanıdığımız kişiler, arkadaşlarımız yardımcı oluyor bir şekilde. Adam istediğimiz gibi yükleyebiliyor. Kardeşimden yani vurmadan, kırmadan. Ama İstanbul'da öyle değil. Gittiğimiz yerde adam vura gıra, yok çatıyı aç, yok babaları aç. Bizim babaların bazısı da paslanmış, açılmıyor. Yani açmasan adam niye geldin o zaman bilmem ne. Git başka yere boşalt. Bir ton tantana etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de paletli tuğla benim işime gelmediği için ben pek yüklemiyorum. Geçen bir defa yükledik burada. Bayağı bir sıkıntısını çektik. Boşaldığına kadar hal başımdan gitti. Zorlandık. Durumumuz zordu. Ama tabii bir şekilde hallettik. Herkes birbirinin işini görüyor. Kardeşim beni burada mağdur bırakmadığı için, Musa kardeşim, o yüzden biz de yeri geldi zor da olsa gidip geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bunu da göstermiş olduk sizlere. Bir palet daha koysun arkadaşımız, ondan sonra ben videomu sonlandırıp yoluma devam edeceğim. Aramalarımızı yapıp ondan sonra da indiricilerimizi falan ayarlayıp yolumuza devam edeceğiz. O zamana kadar da Tuncay kardeşim gelmiş olur. Evet arkadaşlar, burada videomu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Videolarımızı beğenip paylaşıp izleyin. Abone olun. İzlemeyenlere izlettirelim arkadaşlar. Hoşça kalın.